Allah'ın salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevhid hocamda tevhidin tahrifatına cevaplarda yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünden yarına bizim en temel akidemizde birçok gelişmenin vesilesiyle İnsanların zihninde meydana gelen soru işaretleri olanlar ve olabilecekler hususunda hakikatlerle hakikatten kopmamak niyetiyle. Efendim tevhidde yaşanan her türlü kriz aslında bir an hastalık biliyorsunuz dersimizin konusunda hep hastalık diye beyan ediyoruz bu yüzden. Bu haftanın hastalığı Allah-u Zülcelal'in kimilerini peygamberler hariç masum olduğuna dair kimi coğrafyalarda, kimi bölgelerde var olan inanç. Elbette bu inanç ne Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatine ne de Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ardından gelen akaid imamlarımız ve mezhep imamlarımız ve ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin anlayışına, görüşüne, gerçekliğine uygun değil. Elman o buna uygun değil diyerek devam edemeyiz. Elbette hakikatli bir cevap vermeye niyet ederiz. Efendim şüphesiz bu hastalık niyeti mecusilere aittir. Çünkü mecusiler ateşe tattıkları dönemlerde putperestler olarak şeytana yaklaşanların artık ateşin kendisine yakmadığı inancıyla ateşin yakmadığı insanlara masum derlerdi. Elbette bunun değişik havasları var. Bir taraf istidracı olan var çok kısa sürede yapabiliyorlar bunu bir tarafta ise elbette ehli sünnetin kelamet anlayışı ve kabulü doğrultusunda gerçekten saatlerce bir fırının içerisinde zikredenlere de şahit bu dünya. Ama e, bir vesileyle bir şekilde eline bir ateşi aldı da yakmadı, iki saniye, üç saniye tuttu ya da ateşin üzerinden yürüyüverdi diyerek mecusiler bu tarz insanlara ne yazık ki e, masum diyorlardı. Sonrasında bu Şia'nın bir takım radikal diye tabir edebileceğimiz kolların da bir takım hayatlarda geriye kalan bir unsur olarak karşımıza duruyor. Bu e, bu noktaya gelecek zaman diliminde ise kimilerine bir zaman sonra yeniden ithaflar söz konusu olacak. Çünkü teknolojik gelişimler belki de sadece ateş tutanları değil zaman içerisinde yapay zekanın da gelişmesiyle beraber e, akıl almaz işleri yapan insanlardan masum diyebilecek bu dünya ki decenin özelliklerinden biri de bu değil mi zaten? insana hayat verecek bu apayrı baharat yolunda defa anlattığımız bir mevzudur. Teknolojinin hızla ve akıl almaz seviyede ilerleyecek olması bu çağda yaşayan insanı ve bundan sonraki çağlarda yaşayacak insanların en büyük imtihanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor olacak. Ancak masumiyetin ilanı açık bir şekilde Rabbimize aittir. Çünkü Rabbimizdir temizleyecek olan, kimin baştan itibaren kirletilemez kaydını açıkça beyan etmeseydi, imtihandan beri yoluna fikri doğardı bu durum ancak ve katiyetle gayrimüslimler için geçerli olabilir. Yani bugün radikal e, grupların söylediği masumiyet kalinesi teknolojinin gelişmesiyle beraber başka insanların da masum ilan edilmesine vesile olacaktır ve bu akidemize zarar verir. Tevhid akidesinde bir insanın kirletilemez oluşunun kaydı ancak ve katiyette Rabbimiz tarafından beyan edilebilir. Ve burada diğer yandan bir takım teviller yoluyla Kur'an-ı şandan temizlendiler ifadesi akidenin üzerine çıkarcasına vesile kılıcı olabilecek bir şekilde insanlar için yeni bir alan ve saha oluşturabilecektir. Halbuki Kur'an-ı Azimşan'da Ehl-i Beyt'in temizlendiğine dair beyanat kirlenemeyecekleri ibaresi çıkılamayacak. Ama Cenab-ı Hakk'ın Ehl-i Beyt yaşarken hayatları boyunca girdikleri bütün günahlardan tüm Müslümanlar gibi çıkabilmenin şartlarını, özelliklerini bizlere hem böylece hatırlatmış hem imtihanı ilahiden çıkma gayretinin ehemmiyetini beyan etmiştir. Öyleyse yeniden ve başlı başına bu adam kirletilemez, kirlenmez peygamber gibidir demek. Haşa ve kella Kur'an-ı Azimşan'ın hakikatinden, tevhid inancından uzaklaşmak anlamına gelir. Cenab-ı Hak bu ve buna benzer hastalıklardan ümmeti Muhammed'i beri eylesin.